Eylül'de Eylül'de söz dinlemez gönül Dili düğümlenirken papatyaların Gözleri bağlanır zamanın Efkarlı fermanı yazılır sevdanın Hayallerle Hayallerle sorgusuz beslenen ruhun tanığı düşer vakitlere, yangın düşen hayat otağında. Arzular birikirken göğsüme aşk cezbesine tutulur yürek, titreten hakikatlerin şavkıyla. Asileşen dallar kırılmadan yeşerir. Sözlükten kaybolan kelimelerle. Sevdaya susayan zaman ısınır. Aşkı, aşkı yeşertir bu buzul maviliklerle. Ele bakışlardan süzülen ağıtlar gözyaşların yeşile boyuyor bakışlarını solan mevsimlerin akışlarında özlemle gülümsüyor tenin rüzgarla kontrolsüz. Saçlarından tel tel akan telaşlı mutluluklar yenik düşüyor hesaplanmayan yönelimlere. söz dinlemez özlemlerle dalarken gözlerin ufuklara üşüyen serçenin çıvıltısı yalnızlığımı teskin ederken yaprak hasret renginde düşüyor. Rüzgarın saçıma değen nemiyle ısıtıyor renksiz geceleri. Yağmurla yıkanan sevda. Mevsimler, mevsimler değişse de zamana saklı kuytu anlarda aynı yerde insan aynı yerde insan aynı yerde Elif gibi dik ve Wow gibi anlamlı durmaları Wow gibi. mek hayattır. Programla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neden? Yavaş okuyoruz. Anlama sorunlarımız nelerdir? Bunları paylaşıyoruz. Dedi ki önceden kazanılmış okuma yanlışları, göz kaslarının zayıf olması, kelimeleri tek tek okuma, hece hece okuma, sesli okuma alışkanlıkları, işte efendim anlayamama kaygıları, gereksiz geri dönüşler, okurken sürekli durma, duraklamalar okumamızı yavaşlatan unsurlar. Bir de arkadaşlar okurken gereksiz ayrıntıya takılma. Tabii ki ayrıntı önemli. Estetik ayrıntı da gizlidir kabul ediyoruz ama ayrıntı da gizli derken oradaki bahsedilen ayrıntı işin özü, ana fikri, yan fikir, anahtar kelime, anahtar cümleler, asıl istediğimiz ayrıntı bu. Ama biz ayrıntı derken oradaki virgül doğru yerde mi konmuşum? Nokta doğru mu yazılmış? Cümle doğru mu? Özne, yüklem doğru yerinde mi? De, da, mi, ki ayrımı yazılmış. İşte efendim, hesap verilecek, hesap verilmeli mi gibi kelimeler öyle mi yazılacak? Böyle mi yazılacak? Kim bilir ayrımı yazılacak, birleşimi yazılacak. E burada arkadaşlar, anlamı tamam etkileyen faktörler ama aslında ayrıntı bu değil. Ayrıntı dediğimiz şey işin özüdür. Pareto ilkesinde %20'ye 80 kuralında bahsedilen özelliklerdir. Ana fikir, anahtar kelime, anahtar cümlelerdir asıl ayrıntı. Senin oradaki yazım kuralına dikkat etmen, özne yüklem tabii ki önemli ama okuma ve çalışma esnasında ona dikkat etmen sana anlam kazandırmaz, sana bir şey katmaz. Tam tersi okumayı, anlamayı, dikkati, algıyı direkt olarak engelleyen faktörlerdendir. Okurken gereksiz ayrıntıya tıkılmak Adı üstünde gereksiz. Ayrıntı. Ayrıntı önemli. Anlamı destekleyen unsurdur. Ama ayrıntıda tıkanıp kaldığında olmaz. Anlam pekiştirmez. Tam tersi anlamı zorlaştıran unsurlardan bir tanesidir arkadaşlar. E tabi ki okuduğumuz yazıya kendini verememe. E kendini veremezsen ne olacak? Beden burada zihin başka yerdeydi. Olmaz. Önemli olan beş duyuyla beraber okumak, anlamak, çalışmak yetmedi. Duyular ve duygular. O duygular negatif duygular değil. Nefret, sıkıntı, kaygı, endişe, öfke, korku değil. Severek ders çalışma duygusu. Haz alarak, mutlu olarak, keyifli Tam bir konsantrasyonla ders çalışma okuma duygusu. Bu duyguları için içerisine katabiliyor musunuz? Okunan yazıya kendini verirsen işte o zaman daha rahat çalışırsın. Çünkü okunan yazıya kendini verememenin ana nedeni ne? Dikkat, konsantrasyon, yoğunlaşamama eksikliği. Bunlar anlamı etkiler. E peki o zaman dikkat ilgili sorun varsa ne? Yine diyoruz ki... BBN Türk kanallarında Öğrenmek Hayattır programının YouTube kanalındaki o dikkat ilgili bölümleri izleyin. Bunları paylaştık. Daha da paylaşacağız. Hatta ve hatta dikkat ilgili özel teknikler paylaşacağız. Devam ediyoruz. Çünkü öğrenmek çok keyifli. Haz veren en güzel insana şey nedir dediğimizde öğrenme olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Evet dikkat konsantrasyon kesinlikle geliştirilebilir. Dikkat sorunu hiç kimse doğduğunda, e, tabii normal şartlar altında kastediyoruz, zihinsel bir özür ya da hiperaktivite ama gerçek tanısı konmuş hiperaktivite haricinde dikkat dediğimiz şey aslında hayatın içerisinde gelişir. Ve yine ısrarla vurguladığımız bir nokta var. Bize o kadar çok geliyor ki hele hele son yıllarda. Hocam benim çocukta dikkat sorunu var. Benim çocuk konsantre olamıyor. Benim çocuk anlayamıyor. Hocam bu aklı birkaç havada. Hocam bir türlü kendini veremiyor. Arkadaşım, öğrenciyle konuşuyorum. Bir bakıyorum senin çocuğunda dikkat sorunu yok. Hocam dikkat sorunu var dediler. Kim dedi? Hocam falanca dedi. Ya arkadaşım tamam onun uzmanlığına güveniyorum ama ben de eğitimin uzmanıyım. Öğrenciye baktığımda en basit örneği. Benim çocuğumda dikkat konsantrasyon sorunu var deniyor. Harika olabilir. Teşhis konmuş güzel. Yani teşhisin konması harika. Dikkat konsantrasyonu eksikliği olması tabii ki değil. Öğrencide konuşmaya başlıyor. En basit örneği diyorum ki bir kitap veriyorum. Seni diyorum şu kitabı eline aldığında bırak bu kitabı diyorum. Sevdiğin bir kitabı eline aldığında ilgi alanına giren bir kitabı eline aldığında dikkat sorunu var mı? Yok hocam diyor saatlerce okurum. Peki. Sevdiğin bir öğretmenin dersine girdiğinde ya da ilgi alanına giren bir derse girdiğinde dikkat sorunu var mı? Yok hocam iki saat ders işliyoruz biz. Orada veliye diyorum ki senin çocuğunda dikkat sorunu yok. Hocam ama doktor öyle söyledi. Ya ben de bu işin doktoruyum. Ciddi testler yapıldı mı? Yok diyor hocam konuştu biraz teşhis koydu. İşte efendim dikkat ilaçlarını isim kullanmak istemiyorum. Verdi gönderdi. Tamam olabilir. O arkadaşımız yoğundur. Senin anlattığına göre tabii ki o ilacı verdi ama bir de ben bakayım. Ondan sonra öğrenciyi ders alıyorum. İki saat, 3 saat kesinsiz ders yapıyorum. Ki ben kendi kurumumda bunu yapıyorum. Üç saat kesintisiz öğrencilere bakıyorum. Full dikkat, pür dikkat dinliyor. Şimdi burada öğrencinin dikkatinde bir sorun var mı yok? Konsantroluyor mu? Harika. Kendini veriyor mu? Çok güzel. E sorun ne? Sorun aslında motivasyon. Okumak, ders çalışmak haz vermiyor. Telefonun başına geçince, bilgisayarın başına geçince, tabletin başına geçince oh bizimki full. En ufak bir dikkat sorunu yok. Allah top atılsa duymaz hocam diyor. E zaten orada dikkat zaten dikkatin özelliği neydi? Gerçekten kendini veriyorsa bir kişi top atılsa duymaz. E sorun ne o zaman? Sorun ortada. Açık ve net. Motive olmuyor. Okumak, ders çalışmak haz vermiyor. Öğretmen ya da anne oğlum, kızım, ders çalış deyince Otomatikman bilinçaltı şöyle cevap veriyor. Ne? Dert mi? Kızım ders dedim ama ben şey öğrenci nasıl oluyor? Dert algılıyor. Ders mi dert mi? İyi çalışayım bari diyor. Ders çalışıyor ama bu defa ne yapıyor? Ters çalışmaya başlıyor. Ders dert olursa, ders çalışma dert çalışma gibi algılanırsa, çalışmayı dersi ters olarak algılarsa istediği kadar hoplasın zıplasın olmaz önce zihne ruha duyguya hitap etmeli çalışmak haz vermezse olmaz ve ısrarla son yıllarda bütün eğitimcilerin üzerinde durduğu bastıra bastıra söylediği sürekli söylediği diyor ki arkadaşlar çocuklar her dediğini yapmayın çocukların her istediğini yapmayın çocuklarınızı sürekli olarak işte efendim böyle işte yediği önünde yemediği arkasında gibi yapmayın her tavır davranışında hemen her isteklerini yerine getirmeyin çocuk biraz aç kalmayı da öğrenci hocam aç kalmasın ne olur ama bir ders çalışıyor yapmayın Çocuk aman üşümesin. Yapmayın bırak üşüsün. Bırak çocuk odasına. Benim çocuk hocam melankolik. Ne oldu diyorum odasına geçtiriyor ağlayıp duruyor. Bırak ağlasın. Bazen ağlamayı da yaşaması lazım. İnzivaya da çekilmesi lazım. Aşık da olması lazım. Tehdit de alması lazım. Arkadaşlarıyla sıkıntılar yaşaması lazım. O sıkıntıları yaşamayan kişi ileride büyük sıkıntılarla nasıl baş edecek? Küçük aşklara direnç gösteremeyen kişi daha büyük duygulanımlarda nasıl baş edecek? Küçük tereddütlerde korkularla baş edemeyen kişi büyük tehditler karşısında hayatın içerisinde ne yapacak? Bırakın çocuğunuz küçük hatalar yapsın. Küçük hatalar yapma, yapamayan kişiler ileride büyük hatalar karşısında darma duman olurlar. Küçük hatalar yapacak ki ileride direnç göstermeyi öğrenecek. Sen her istediğini yaparsan olmaz. Ve çok görüyoruz. Lise öğrencisi ya bir kilometre mesafe bir kilometre. Arkadaşım yaklaşık olarak 1200 ya da 1300 adımdır. Hadi 1500 adım olsun. Hadi 2000 adım olsun. Bir kilometre mesafeye servisle gidiyorlar. Görüyoruz. Yapmayın. O yüzden bırakın o öğrenci o zorluğu ya da mücadeleyi yürümeyi öğrensin. O kadar çok karşılaşıyoruz ki. Anokulu geçen hafta anokulu öğretmenlerle bir çalışma yaptık. Hocam diyor bizim anaokulumu karıştırdı benim bir tane. Ne oldu diyor. Çocuk kadın geliyor haklı. Şurasında kızmıyor morluk var bu ne? Ya olabilir diyor düşmüş olabilir. Arkadaşlar itişmiş olabilir. Hayır diyor kimse benim çocuğumu itemez. Yapmayın. Çocuk o mücadeleyi öğrenecek. Sen çocuğa fayda sağlamıyorsan velim. O çocuğun hayatını karartıyorsun. Bırak o çocuk yeri gelince çekişecek, yeri gelince alacak, bir arkadaş oyuncağını alacak, yeri gelince o vermeyecek, diğeri kapmaya çalışacak. Geçen bir velim anlattı, bayıldım ona. Bizim çocuğumuz birinci sınıfa başlamış, o çocuk, hocam diyor, arkadaşının bir tanesini sürekli beslenmesini alıyormuş. Bizim video çözüm üretmiş diyor. Bakmış diyor, alıyor diyor, gitmiş diyor orada diyor, sandviç yalamış koymuş diyor. Ha gördün mü bak bir taktik öğrenmiş. Yalamış koymuş. Ay sen onu yaladın diye diğer almamış. Bir direnç göstermiş. Başka bir velimizle konuşuyor daha öncesinde. Hocam diyor ben veriyorum diyor. Normalde yemeyen kızım diyor. Bütün diyor şey diyor beslenmesini getiriyor. Anne arkadaşım benim beslenmeleri çok seviyor. Onlar beraber bölüşüyoruz. Ne güzel bölüşmeyi öğrenmiş. Onları bırak yaşasın. Gerektiğinde bir arkadaşını onu beslenmesine alacak. Aç kalacak. Bir gün, iki gün, üç gün aç kalacak. Üçüncü gün vermemeyi öğrenecek. Ha alıyorsa öğrendiysen kuzum verme bilmem ne yerine bak kızım onu da olabilir, o da beğenebilir falan gibi orta yolu bularak bölüşmeyi paylaşmayı öğreteceksiniz. Burada morluk var diye okulu haya hatta ve hatta cimere yazanları duyduk biz. Nelerle karşılaşıyoruz arkadaşlar? Ya bırak ya olsun bir şey olmaz çocuğuna. Yaşadık. Bir tane çocuk yani bir olay yaşıyor öyle bir boyutlara gitti ki arkadaş iki tane anaokulu çocuğu işte o anda boğuşurken işte bir tanesi alacağım diyor bir eşyayı almayacağım parmağını ısırmış. Vay benim çocuğum nasıl parmağını ısırır ve o veli nasıl bir çocuk yetiştiriyor canavar mı yetiştiriyor çocuk mu yetiştiriyor ya yani neler duyuyoruz neler arkadaşım olur bunlar olacak bir o ısıracak bir gün o ısıracak önemli olan büyük ve dönülmez hatalar yapılmasın. O çocukların dünyasını biliyor musunuz siz? İnan onların dünyası bizden daha temiz. Onların dünyası bizden daha saf. Onların dünyası bizden daha duru. Onları biz yetiştiriyoruz. O çocuğun gelişimi, ruh karakter gelişimi yeni bitecek. İnşallah bir aya kadar o kitabım çıkacak. Onu paylaşacağım sizlerle. O kadar muhteşem bilgiler var ki çocuğun kişilik gelişiminde, ruh karakteri gelişiminde anne babanın rolünü anlattığım Çocuğunuzla Gelişin diye bir kitap. Yaklaşık 12-13 yıldır üzerinde çalıştığım bir kitap bitti. Muhtemelen bir ay içerisinde çıkacak. Orada çok daha ilginç bilgiler paylaşacağım sizlerle. O konuda çok doluyum. Onun için değerli arkadaşlar çocukların hata yapmasına müsaade edin. Çocukların gerekirse Aşık olsun ya bırak aşık olsun. Aşık olmayan insandan zaten hani hiçbir işi olmaz ki. Aşkı yaşamamış, hüznü yaşamamış bir insan olmaz ki. Biz öğrenmek hayattır programında niye şiir koyuyoruz? Her programımızda neden şiir okuyoruz? Çünkü duygu gelişimi olmadan zihin gelişimi insanı robotlaştırır. Ruhsal gelişim olmadan sadece zihin gelişimi insanı motomot -mot yapar, taşlaştırır. Bir makineden cihazdan farkı olmaz. Biz ne diyoruz? Zihinsel olarak, bedensel olarak, duygusal olarak, ruhsal gelişimden bahsediyoruz. O yüzden değerli arkadaşlar, dikkat konsantrasyon herkeste var. Dikkat konsantrasyonu geliştirecek teknikleri yapın. Çocuklarınıza sorumluluklar verin. Küçük hatalar yapmasına müsaade edin. Küçük hatalar yapmayanlar ya da küçük hatalar yaptırılmayanlar ileride çok daha büyük ve dönülmez hatalar yapıyor ve başarı deyince sadece okuldaki derslere endekslemeyin. Ne olur? Müfredat sadece size o müfredatta verileni veriyor ama hayat müfredatla devam etmiyor. Hayat doğaçlama devam ediyor. Hayat doğal afetlerle devam ediyor. Hayat kazalarla devam ediyor. Robot gibi bir sistemle değil. Evden çıktığınızda Tamam bir programınız var ama neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Hayat aynen böyle. Ama müfredat sana sadece tık 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 hazırlanmış bilgileri verir. Tabii ki müfredat önemli. Alacağız o olmadan olmaz. Fakat hayat müfredatla devam etmiyor. Hayatın kanunları, işleyişi çok farklı. Tabii ki her şeyde bir düzen olacak, bir intizam olacak. Şu anda bile şu stüdyoda onlarca insan çalışıyor onlarca cihaz çalışıyor. Onlarca bir sistem çalışıyor. Bu sistemler birbirine kattığımızda sesçi kameramana karışırsa, kameraman sesçiye karışsa, rejideki kumanda masasına karışırsa, kumanda masasındaki işte efendim diğer arkadaşlara karışırsa yani çok fazla teknik girmek istemiyorum. Ne oldu? Her şey darma duman. Herkes belli bir düzen, belli bir sistem üzerinde. Şu anda kumanda masasını görseniz arkadaşlar. O kadar ki o anda içeride 1 2 üç, dört, beş arkadaşımız hala çalışıyor. İçerideki hariç, sesçize hariç, üç tane kameraman hariç. Bunları düşünün. Bir sistem var burada. Her şey bir sistem dahilinde çalışıyor. Tamam burada bir sistem var. Ders çalışırken de sistem olacak. Ama hayatı müfredatlara, okulda verilen müfredatlara endekslerseniz işte o zaman sıkıntı oluşmaya başlıyor. O yüzden diyoruz ki arkadaşlar, öğrenciyi yetiştirirken sadece okulla sınırlandırmıyoruz hayatı. Okulla sınırlandırmak kişiyi ruhsuzlaştırmak olarak görülür. Gönül istiyor ki okulda hem zihinsel hem ruhsal hem duygusal hem sosyal becerileri geliştiren hem fizyolojik gelişimi sağlayan bilgiler verilsin. Ama orada da zorluklar var maalesef. E o zaman ne yapacağız? Yapılması gereken okulun dışında da bir hayat olduğunu, hayatın tamamen hepsinin bir öğrenme olduğunu, Hayatımızdaki her şeyin bahsediyoruz. Programda hep bunu paylaşıyoruz. Bir yılı geride bıraktık. Bir yıl geride kaldı. Bir yıldır bunları konuşuyoruz. Bir yılı geçtik arkadaşlar. O yüzden mühüratatla sınırlandırmıyoruz. Çocukların sadece okulla ve tabletle, bilgisayarla sınırlandırırsak dikkat sorunu yaşaması gayet doğal bir durumdur arkadaşlar. Tabii... Bir diğer yine okumayla ilgili yaşadığımız sorunlardan biri işte hızlı okunursa yazılar anlaşılmaz gibi bir olumsuz inanç ve yargı var. Niye boşu boşuna kendini engelliyorsun ki? Boşu boşuna olumsuz inanç ve yargıya giriyorsun ki? Bırak kardeşim. Neden? Çünkü yapılan çalışmalar ısrarla bunu söylüyoruz. Hızlı okunan yazılar yavaştan daha iyi anlaşılır. Arkadaşlar tabii ki bunun sebebi ne? Hızlı okuma tekniklerini bilmemek. Hiçbir şey yapamıyorsanız bu alanda bir kitap alırsınız, bu alanda bir çalışma yaparsın. Bu kadar net. Ki son dönemde arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı EBA programlarında hızlı etkin okuma ilgili videolar yayınlıyor. Ki o videoların tamam bana ait. Daha önce TRT stüdyolarına çektik, çok da güzel. TRT EBA liseyi açtığınızda göreceksiniz. Aşağı yukarı gün içerisinde her gün. 4 ya da 5 tane kısa kısa çektiğimiz 3 ile 6 dakikalık videolarımız var. Etkin okuma nedir? Hızlı okuma nedir? Ders çalışırken nasıl çalışacak? Okuma verimini nasıl artıracak? Ana fikir nasıl bulacak? Bununla ilgili toplam şu anda onlarca videomuz var. Bu onlarca video şeyimiz her gün işte 4 ya da 5 tanesi TRT, EBA kanallarına yayınlanıyor. Çünkü artık Milli Eğitim de bunun çok iyi farkına vardı. Eğitim camiası farkına vardı klasik yöntemlerle okuma yapmak yeterli değil. Yeni stratejileri, yeni okuma yöntemlerini, yeni okuma metotlarını kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden hızlı okuma tekniklerini öğrenip hayatınızın bir parçası haline getireceksiniz ve tavsiye ediyoruz. Bununla ilgili, bununla ilgili onlarca kitap var Türkiye'mizde. Hala onlarca kitap çıkıyor yine bu alanda yayınlanmış eserler var. Rüştünü ispat etmiş, onlarca baskı yapmış. Yine bu hesaplar alabilirsiniz ama en doğrusu, en güzel imkanınız varsa işi bilen bir uzmandan eğitim almanız. Doğrusu bu ama işi bilen uzmandan. İki günlük hızlı okuma eğitimi alıp da ben hızlı okuma azmanıyım pardon uzmanıyım diye çıkanları kastetmiyoruz. Aman ha aman. Eğitimci olabilir, son derece saygı duyarım ama bu alan çok özel, spesifik bir alan. Bu alanda hocalar yetişmeye başladı, yeterli mi değil. Ama gönlü ki daha çok hoca yetişsin. Daha çok, daha çok, daha çok. Ancak bu şekilde gelişecektir diyoruz arkadaşlar. Hız dokuma tekniklerini bir şekilde öğrenin. Hiçbir şey yoksa bizim Öğrenmek Hayattır programında bahsettiğimiz teknik ve taktikler var. Yine bizim sosyal medya hesaplarımızdan yine BBN TV'nin, Türk TV'nin efendim YouTube kanalında yayınlanan Öğrenmek Hayattır videolarında bunlar izleyebilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Zaten bunu paylaşıyoruz. Çünkü bilgi ve sevgi bölüştükçe artar. Bölüştükçe. Ne kadar çok bilgiyi paylaşırsanız o kadar çok artacaktır. Biz de bunun için buradayız her hafta öğrenmek hayattır diyoruz. Her hafta bunu paylaşıyoruz. Ve televizyon kanalları reyting peşinde koşarken BBN Türk iki tane özel eğitim programını her hafta peş peşe yapıyor. Neden? Çünkü öğrenmek bu kadar önemli. Eğitim bu kadar önemli. Yoksa eğlendirmek değildir. Ha gönül istiyor ki eğlenirken öğrenelim çok daha güzel olacaktır. Eğitimi, eğlenceyle birleştirdiğinizde çok daha etkili ve kalıcı oluyor. Bizler de elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce bunları paylaşıyoruz. Ve yine hız dokuma teknikleri noktasında arkadaşlar bilgileri alacağız. Okumanın ana unsurlarından bir tanesi zaten temel unsuru amaç olmalı. Amaç olmadan olmaz. Biraz sonra kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra zaten amaç nedir? Okuma amaçlar nedir? Bunları paylaşacağız arkadaşlar. Şimdi... Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.